Herkese merhabalar. Teknasyon Tek'in dördüncü meetup'ına hoş geldiniz. Ve sözü çok uzatmadan Hasan'a veriyorum. Hasan merhabalar. Merhabalar herkese bu arada. Merhabalar Kusura tekrar. bakmayın, teknik bir aksaklıktan dolayı sesim gelmemiş sanırım. Şimdi hemen tekrar başlıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben şimdiden. Tamam, şu an bir sıkıntı yoksa Tamam. başlayabiliriz. Herkese kolaylıklar diliyorum ve umarım faydalı bir sunum olmuştur. Öncelikle ben kendimi tanıtarak başlayayım sunuma. 2008 yılından itibaren çeşitli sektörlerde front-end yazılım geliştirme alanında profesyonel olarak görev almaktayım. Teknasyon'da 2017-2020 yılları arasında front-end developer olarak, 2020 yılından itibaren ise engineering manager olarak front-end ekip yöneticiliği yapmaktayım. Sunumla ilgili bilgilendirme yapmak gerekirse aslında bugün sizlere JavaScript'te bir de Solid prensipleriyle bakın adında bir sunum yapacağım. Aslında bu sunumda hani anlatmak istediğim biraz daha işte Teknasyon'da projelerin ve ekip sayımızın büyümesiyle beraber yaşadığımız sıkıntıları nasıl çözümledik? Bu süreçte neden Solid önemli bir yer aldı? Solid'i kısaca anlatıp birkaç JavaScript ve teorik örnekle açıklamaya çalışacağım. Ya bildiğiniz üzere yazılım sektörü öneme gün geçtikçe artıyor. Sektörün en önemli özelliği hemen hemen diğer tüm sektörlerin yazılıma ihtiyacının olmasıdır. Bu ihtiyaç sektöre olan ilgiyi de hızlı arttırmakta ve aslında herkesi kod yazmaya teşvik etmekte. Herkes kod yazmaya, bir şeyler üretmeye hızlıca başlamak istiyor. Fakat çoğumuzun yaptığı aslında sadece kodları çalıştırabilmekten öteye gitmiyor. Şimdi ekip sayısı büyüdükçe, projeler böyleyken geliştikçe her yazılımcı aslında farklı farklı ilerleyebiliyor. Bu farklı yapıları da aslında okuyup anlamak gerçekten hani gün geçtikçe zorlaşıyor. İşte Teknasyon'da da bu tarz problemlerin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkıp yani ortaya çıkmaya başlamasıyla front-end ekibi olarak hani bir çözüm önerisi olarak çözüm düşünmeye başladık. Tabii burada hani tüm front-end arkadaşlarımızın aynı düşünce yapısında kod yazmasını nasıl sağlayabiliriz diye düşündük. İşte backend tarafında uygulanan yazılım prensibi gibi çeşitli çözümlerin aslında frontend uygulanabileceğini biliyorduk. Ama hiç denememiştik biz frontend teknolojilerinde. Biz de bunu deneyimlemeye karar verdik aslında. En çok benimsenen prensiplerden de Solid'e aslında giriş yapmış olduk. Tabii ki sadece Solid değil, bunun yanında çeşitli yine yazılım prensiplerini de kendi bünyemizde benimsemiş olduk ve front-end teknolojilerini de kullanmaya başladık. Şimdi özetle aslında en çok aslında kullanılan ve en çok benimsenen prensip olan Solid prensibini size anlatmaya çalışacağım. Diğer benimsediğimiz sunumun sonunda da diğer benimsediğimiz işte prensiplerden örnekler vereceğim biraz. Özetle şimdi Solid prensipleri Robert C. Martin tarafından bir araya getirilip öne sürülen temel olarak her yazılımcının öğrenmesi ve yazılım hayatı boyunca uygulaması gereken prensipler bütünüdür. Yani Solid prensipler aslında teknik olarak bir yazım şablonu veya standardı değil aslında. Soyut bir kavramdır ve yazılım anlayışı yani prensibidir. Özetle böyle söyleyebiliriz. Robert C. Martin'den değinecek olursak Robert C. Martin 1952 doğumlu Amerikalı bir yazılım mühendisidir. Object oriented yaklaşımının yaygınlaşması ve doğru biçimde kullanılmasıyla ilgili çalışmalarıyla bilinir. Aynı zamanda clean code, işte temiz kod yani clean architecture, temiz mimari gibi konularda da çalışmaları yürütmüştür. Ve aynı zamanda eğitimleri vardır ve şu an günümüzde de devam etmektedir. Solid ismi aslında 5 Solid ismi 5 prensibin baş harflerinin yan yana gelmesiyle ilk olarak Michael Fathers tarafından ortaya çıkmıştır. İsim babası her ne kadar Michael Fathers olsa da Robert C. Martin tarafından aslında öne sürülen prensiplerdir. Özetle bunları söyleyebilirim. Peki biz Solid prensiplerini neden kullanma gereği duymak istedik? Neden buna ihtiyaç duyduk? Solid'de aslında daha iyi yazılımlar tasarlamamıza yardımcı olduğunu düşündük ve o yüzden uyguladık diyebilirim. Peki yazılım tasarlamak şöyle söylemek gerekirse, yazılım tasarlamak gerçekten zor bir iş. Genellikle bir yazılım işte kullanıcının ihtiyacına göre büyüyor ve kötü tasarlanmışsa er ya da geç sorunlara neden oluyor. Kodun esnek yapıda olmaması, anlaşılabilir olmaması,
genişletilebilir tasarlanmaması kod yazımını zorlaştırıyor. Tam da bu noktada aslında yaşanan bu durumları ortadan kaldırmak için Solid prensipleri 2000 yılında ilk defa ortaya çıkıyor. Özetle bu şekilde hani neden kullandığımızı bahsedebilirim. Peki Solid JavaScript'te kullanılabilir mi diye sorduğumuzda veya işte frontend teknolojilerinde kullanılabilir diye sorduğumuzda evet bunun cevabı işte Solid her ne kadar nesne verilimli programlama dilleri için ortaya çıkmış olsa da JavaScript ve CSS gibi yazılımın pek çok alanında kullanılabilmektedir. JavaScript'ten örnek vermek gerekirse aslında object oriented mantığını zaten JavaScript'te de kullanabiliyoruz ve burada da aktif olarak Solid'i kullanabiliriz. Fonksiyonlarımızda yine Solid'i kullanabiliriz. Bunun dışında Vue, React, Angular ve Svelte gibi çeşitli böyle modern frontend teknolojilerinde tam anlamıyla işte komponentlerimizi oluştururken tam anlamıyla karşılığı olmasa da yani Solid zaten bir soyut kavramdır ve bir yazılım anlayışıdır. Bu teknolojilerde de komponentlerimizi tasarlarken bu teknoloji bu prensiplerden örneklerle kendimize örnek alabiliriz. Bu şekilde komponentlerimizi oluşturabiliriz. Bunların yanında tabii ki yine bu modern frontend teknolojilerinde yine çeşitli entity dosyalarında yani ortak olan JavaScript dosyalarında, class'lı yapılarda yine bu projelerimize import edip kullanabiliriz. Sadece tabii JavaScript'te de bitmiyor aslında. Solid kavramı soyut bir kavram, bir bakış açısı aslında. Bunları Component based CSS kodlarımızda da aslında kullanabileceğimizi düşünüyorum. Ve aslında baktığınızda temel manada her yine özelliği karşılamasa da kısmen de olsa buralarda da kullanabildiğimizi söyleyebilirim. Özetle bu şekilde. Peki hani Solid'in faydaları neler? Şimdi geliştirdiğimiz yazılımın esnek ve anlaşılabilir olmasını sağlar. Ya buradan aslında şunu anlayabiliriz. Yani ne kadar kodumuzu esnek yazarsak, anlaşılabilir yazarsak bizden sonrakiler veya ekip arkadaşlarımız o kadar rahat edecektir ve düzgün kodlar yazacaklardır. Ve tabii ki bu süreçleri de etkileyecektir. Daha hızlı anlayıp daha hızlı koda müdahale etmelerini sağlayacaktır. Kod tekrarlarına düşmeden yeniden kullanabilirliği arttırır. Bakım maliyetlerini en aza indirgememize yardımcı olur. Yeni özelliklerin talep edilen isteklerin uygulanması konusunda yazılımcının işini kolaylaştırır. Kolayca test edilebilirliği arttırır. Ve temiz kod prensiplerinde kod yazmamızı sağlar aslında. Zaten baktığınızda temiz kod prensiplerinin genel bütününde işte temiz architecture, temiz kod aslında bu prensiplere uyulmasından geçer. Özetle faydalarını bu şekilde özetleyebiliriz. Yani Solid aslında dediğim gibi 5 farklı prensibin isimlerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma aslında. Şimdi bunlara gelecek olursak işte neler var? Aslında Single Responsibility kavramının karşılığı S olarak geçiyor ve işte Türkçe karşılığı da tek sorumluluk prensibi aslında. Open Closed prensibi, açık kapalı prensibi. Lisk of Substitution prensibi, Lisk of yerine geçme prensibi olarak geçiyor Türkçesi. Interface Segregation'da arayüz ayrımı prensibi olarak geçiyor. Dependency Inversion'da bağımlılığı ters çevirme prensibi olarak kısaltmasıyla kullanılıyor. Bu 5 farklı prensibin bir bütünü aslında Solid. Bunları da tek tek böyle açıklayacak olursak hızlıca değinelim. Şimdi Single Responsibility Principle tek sorumluluk prensibi olarak geçiyor. Bu aslında prensip sınıfların ve metotların her birinin yalnızca bir görevi olması gerektiğini savunur. Yani sadece bir metot tanımladığımızda veya sınıf tanımladığımızda sadece bir işi olması gerekecek. Ve bunun dışında ekstra buna benzer işlerin orada tanımlanmaması gerekiyor. Genelde buna en iyi örnek olarak İsviçre çakısı örneğini verebiliriz. Yani yazdığınız kod İsviçre çakısı gibi her türlü şeyi barındırmasın. Sadece düz bir tornavida gibi, sadece tornavida özelliğini barındırsın şeklinde bir örnekle bunu açıklayabiliriz. Bir sınıf yalnızca kendiyle ilgili metot ve özellikleri barındırmalıdır. Yine bu da zaten hani benzer bir açıklamadır. Sadece metot ve özellikleri
içindeki ortak olması gerektiğini söyler. Kendi yapısında olması gerektiğini söyler. Sınıfların içerisinde de metotların görevleri ne kadar ayrıştırılırsa anlaşılabilirliği ve kullanımı o kadar kolaylaşır. Burada bildiğiniz üzere biz kodlarımızı ne kadar ayrı tutarsak, ne kadar ayrıştırırsak bu bize fayda sağlayacaktır. Hem kolay anlaşılabilirliği arttıracaktır, hem esnek bir yapı sunacaktır, hem de bizden sonra gelenler veya işte ekip arkadaşlarımızın kolay bir şekilde yazdığımız bu geliştirmelere katkıda bulunmasını sağlayacaktır. Eğer mesela kullandığımız sınıflar veya metotlar birden fazla amaç için kullanılıyorsa zaten bu kurala aykırı bir geliştirme yaptığımız anlamına gelmektedir. Kodlarımızı ayrıştırmamız gerekmektedir bu durumda. Şimdi soyut bir örnek vermek gerekirse yani teorik bir örnek vermek gerekirse genelde hani internette de arattığınızda bu tarz örneklerle karşılaşırsınız. Bir kafe düşünün ve buradaki bütün işleri siz yapıyorsunuz. Siparişi siz alıyorsunuz, servisi siz yapıyorsunuz, yemekleri siz pişiriyorsunuz, kasada ödemeyi siz alıyorsunuz, paket servisi siz yapıyorsunuz. Yani bütün işleri aslında siz yapıyorsunuz ve bu çok zor bir yani çok zor olmakta ve bir süre sonra işleri de karıştırmaktadır ve yönetilemez duruma getirmektedir. Burada herkesin görevi ayrı olsaydı daha yönetilebilir ve yani yeni gelecek olan siparişleri karşılanması ve sonuçlandırmasıyla daha kolay olacağını söyleyebilirim. Bir kişiye birden fazla sorumluluk eklemek çok doğru bir yöntem değildir. Yazılımda da aslında bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani her bir işte sınıfın metodun sadece bir özelliği olması gerekir. Özetle teorik olarak bunu anlatabiliriz. Hani bunu mesela başka örneklerle de açıklayabiliriz. Yani bir kategori sayfası olduğunu düşünün, yani bir kategori sınıfı olduğunu düşünün. Bu kategori sınıfında yazıları da listelediğinizi düşünün. Hem kategorili listeliyorsunuz hem yazıları listeliyorsunuz. Ama bu kategorinin amacı sadece kategori listelemek gibi bir durum söz konusu olmalı. Burada bunları sınıflarına ayırmamız gerekiyor ve kendi içerisinde sorumluluklarını da kendi isimleriyle birlikte sorumluluklarını da ayırmamız gerekiyor ve iki farklı aslında sınıf yaratmamız gerekiyor burada. Şimdi kod üzerinden bir örnek vermek gerekirsek buradan çok basit bir örnekle aslında açıklamaya çalıştım. Bir kullanıcı ayarı sayfamız var, sınıfımız var. Bu sınıfın içerisinde işte ayarlarını değiştirebildiği bir metodumuz var. Bu metodun içerisinde de işte çeşitli kimlik doğrulaması koşuluyla yapan bir aslında bir metot bu. Bunun içerisinde de kimlik doğrulama adında bir metot var aslında. Burada baktığınızda bizim asıl yapmamız istenen şey user bilgilerinin, kullanıcı ayarlarının kaydedilmesi ve kullanıcı ayarlarıyla ilgili özelliklerin veya metotların burada barındırılması. Baktığınızda burada kullanıcı kimliğini doğrulama yöntemi metodu burada çok doğru bir yerde konumlandırılmamış ve kötü bir yazıma neden olmuş. Biz bunu değiştirmemiz gerekiyor çünkü bu zaten single responsibility prensibine uyumluluğunu olmadığını gösteriyor bize. Biraz bu kodu düzenleyecek olursak burada user out şeklinde bir ekstra sınıf tanımlamamız gerekti ve user girişleriyle yani yetkilendirmeleriyle ilgili bütün kontrolleri bu sınıfın içerisine atadık ve bu sınıfın içerisine atadıktan sonra user settings sınıfının içerisinden de buradaki metotları kaldırdık. Ve son olarak hani best practice yöntemi olarak ve single responsibility prensibine uyumlu olarak bu şekilde bir JavaScript yazımı gerçekleştirdik. Doğru yöntem dediğim gibi kullanıcı yetkisi adında farklı bir sınıf içerisinde metotların kontrolü sağlanması olduğunu söyleyebiliriz özetle. Bu örnekte bu kadar bir örnek vereceğim. Bundan sonraki maddemiz open closed prensibi. Aslında açık kapalı prensibi olarak da geçiyor. Yani projenizde geliştirilen işte sınıf ve metotların geliştirilmeye açık ama değişime kapalı olması gerektiğini savunuyor. Yine bu prensibin çok böyle duyulan açıklayıcı metnidir bu. Her yerde bu şekilde geçer. Yani bir arattığınızda bu tabiri görürsünüz. Geliştirilmeye açık ama değişime kapalı olmaları gerektiğini savunur.
Bu peki hani nasıl bir durum aslında? Şöyle özetleyebiliriz. İşte bir işte arabanız var, arabanızda ekstra park sensörü almak istiyorsunuz. Ama bunu yaparken arabadaki herhangi bir yerini yani yürüyen aksamına müdahale etmiyorsunuz. Ekstra bir özellik olarak aslında siz bu park sensörünü eklemek istiyorsunuz. İşte yazılımda aslında bu şekilde mevcut işleyişe müdahale etmeden eklenebilir, yani dışarıdan ek özellik olarak eklenebilir bir yapıda kodlamamız gerekir. Bu cümlenin aslında teorik olarak açıklaması bu şekildedir. Yazılımın herhangi bir yerinde yapılacak işte değişimin başka yerleri zincirleme değişimi uğratmayacak esnek bir şekilde tasarlanmalıdır. Yani mevcut kodlarda değişiklik yapmadan yeni özellik eklenebilir. Zaten burada verdiğim örnekte de çok net belli oluyor. Bu bize neyi sağlar? Sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir yapıda kod yazmanın temelini oluşturur. Özetle bu şekilde bu prensibi özetleyebiliriz. Yine bir koddan örnek verecek olursak, burada bir ödeme sınıfımız var ve bu ödeme sınıfı içerisinde pay adında bir metodumuz tanımlı. Ama bu metodun içerisinde de çeşitli ödeme yöntemlerine göre bir ayrım söz konusu içeride. İflerle zaten kontrollerini sağlamışız. Buradaki kodda ana işleyişe olabildiğince dokunmadan aslında bu ayrımların yapılabilmesi gerekiyor. Yani bu şekilde bir kullanım open close prensibine karşı bir kullanım oluyor. Özetle bunu söyleyebiliriz bu örnekle ilgili. Peki bu örneği düzeltecek olursak nasıl bir kullanım yapabiliriz? Burada IPayment adında bir yeni sınıf oluşturuyoruz. Bir önceki örnekte ifelse gibi kontrol ettiğimiz yöntemleri de IPayment sınıfının mirası olacak şekilde yazılıma ekstra tanımlamalarla çözmüş oluyoruz. Ana kodumuzu değiştirmeden bu şekilde de yeni gelen ödeme tiplerini karşılayabilir ve esnetebilir oluyoruz aslında kodumuzu. Bundan sonraki gelecek bir ödeme tipinde ekstra bir tanımlama yapmamız oldukça kolay olacak ve ana sınıfı etkilememiş olacak. Örnek açıkçası bu şekilde kısaca ben özetlemek istedim. Bundan sonraki prensibimiz ise Liskov Substitution prensibi. Liskov yerine geçme prensibi olarak da geçiyor. Yani Liskov Substitution prensibi aslında Barbara Liskov tarafından öne sürülüyor. İlk olarak Barbara Liskov tarafından öne sürüldü ve 1939 doğumlu Amerikalı bir bilgisayar bilimcisi Barbara Liskov. Bilgisayar bilimi doktorasına sahip ilk kadınlardan birisidir kendisi. Daha önceki Robert C. Martin tarafından öne sürülüyor ama burada tabii ki bu madde Barbara Liskov tarafından öne sürüldüğünü söyleyebiliriz. Ama tabii ki Robert C. Martin de bunu benimsemiş ve Solid prensiplerine dahil etmiş. Herhangi bir değişiklik yapmaya gerek duymadan alt sınıfları türedikleri yani miras aldıkları üst sınıfların yerine kullanabilmeliyiz. Sadece birbirlerine benzedikleri için sınıflar birbirinden miras almamalıdır. Alt sınıflar türedikleri üst sınıfların tüm özelliklerini mutlaka kullanmalıdır. Sonrasında kendi özelliklerini kullanabilmelidir. Yani bunu da aslında bir örnekle açıklayacak olursak, Google'da zaten Liskov Substitution prensibini arattığınızda yine direkt karşımıza çıkan örneklerden bir tanesi yaban örneği ve oyuncak örneği olarak çıkar. Şimdi iki tane ördeğimiz var. Biri canlı, biri de yaban ördeği. Bunlar yüzebiliyorlar. Yani ikisi de yüzebiliyor. Ama sadece yaban ördeği uçabiliyor. Ve aslında sadece bir tanesi. Yani yaban ördeği yemek yiyebiliyor. Diğer oyuncak ördek ise sadece yüzebildiğini söyleyebiliriz. Bu durumda oyuncak ördeğe yemek vermemiz durumunda burada ortaya saçma bir görüntü ortaya çıkıyor ve yazılım olarak düşündüğümüzde aslında bir hatayla karşılaşmış oluyor. Aslında ördeğe dediğim gibi ördeğe ait olan bütün özellikleri karşılamadığı için burada Liskov Substitution prensibine uymamış oluyor. Yazılımda da tam olarak aslında bu şekilde bir açıklaması doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bunu tabii kendi bir kod üzerinden anlatmak gerekirse, şimdi yine bir kuş örneği üzerinden gideceğiz. Bir kuş sınıfımız var. Yemek yemesi ve uçması ile ilgili iki metodumuz var. Bu üst sınıftan miras alınarak oluşturulan deve kuşu, işte alt sınıfı aslında uçamadığı için karşılaştığında hata verecektir.
alt sınıfında oluşturulan deve kuşu uçamadığı için aslında hataya neden olacaktır. Yani bu da tabii ki risk of substitution prensibine aykırı bir durumdur. Peki bu örneği hani düzeltecek olursak nasıl bir geliştirme yapmış olabiliriz? Burada da aslında kuş isminde bir üst sınıf yaratırız ve ortak olan yani hepsinin yapabildiği özellikleri burada barındırırız. Yemek yeme gibi metodu, yemek yeme metodu tüm kuşlarda olduğu için buraya koyabiliriz bu ortak özelliği. Bu işte risk of substitution prensibi için bir sorun teşkil etmeyecektir. Ayrıca oluşturulan alt sınıflar için de kendi özelliklerine göre metotlar barındırabilir. Burada gördüğünüz üzere işte bird sınıfından bir flying bird şeklinde bir alt sınıf oluşturulmuş ve burada da bunun uçabileceği özelliği metot olarak belirtilmiş. Bu durum risk of substitution prensibini aslında bir örnek oluşturabilir dediğim gibi. Bununla ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Bir sonraki maddeye geçiyorum. Burada da interface segregation prensibi olarak geçiyor. Türkçesi yine arayüz ayrımı prensibi. Bir arayüze gerektiğinden fazla sorumluluk eklemek yerine daha iyi özelleştirilmiş birden fazla arayüzler oluşturulmalıdır diyor. Bu ne demek? Aslında şöyle söyleyeyim. Burada kullanılan arayüz aslında bizim bildiğimiz yani front-end teknolojilerindeki arayüz değil, object oriented mantığındaki arayüzden kastediyor. Bu ne demek? Arayüz aslında yazılım dünyasında bir interface yani soyut sınıflardır. Buradaki açıklamalar aslında object oriented'ın içindeki interface'leri araştırarak bakabilirsiniz. Nesneler ihtiyacı olmayan özellik ve metotlar için içeren arayüzleri miras almaya zorlanmamalıdır. Ortak olmayan her bir sorumluluk için ayrı bir arayüz oluşturulması gerekmektedir. Şimdi ortak olmayan özellikler gruplanarak yeni bir sınıf oluşturulması gerekir. Özetle aslında işin özeti budur. Teorik olarak bir örnek verecek olursak, hayvanlar isimli bir sınıfımız olduğunu düşünün. Bunun içerisinde işte uçan, koşan ve havlayan özelliklerin olduğunu düşünün. Bu özellikler aslında sadece belirli hayvanlar için kullanılabilir. Kuşlar uçar ama havlayamazlar. Kediler koşar ama havlayamazlar yine. Köpekler koşar ve havlayabilir ama uçamazlar. Bunları tanımladığımızda gereksiz bir tanımlama yapmış oluruz aslında. Burada yapmamız gereken özelliklerine göre hayvanları gruplayabilmek aslında. Yani uçabilen hayvanlar için, koşabilen hayvanlar için, havlayabilen hayvanlar için ayrı bir sınıf oluşturup yani ayrı bir gruplamaya gidip olabildiğince parçalamaktan geçiyor aslında bu prensibin kullanılması. Şimdi biraz da kod üzerinden bir örnek verelim isterseniz. Burada daha net anlaşılabilir bir şekilde olacaktır. Yine Bird isimli bir sınıfımız olduğunu düşünün. Bu sınıfta uçmak ve yürümek adında iki tane metodumuz var. Ördek ve deve kuşu adında alt sınıf oluştururken üst sınıftan miras alan özelliklerin hepsi gelmektedir aslında. Ördek ve deve kuşu uçamazlar. Bu durumda uçma metodu fazladan tanımlanmış olur. Bu da zaten interface segregation prensibine aykırı bir durumdur. Peki bu durumda örneğimizi düzeltecek olursak nasıl bir tanımlama yapabiliriz? Burada aslında yapmamız gereken dediğim gibi kuş var evet ama buradaki kuşlarda özelliklere göre bir ayrım, gruplama yapılabilir. Burada işte iki tane farklı sınıf oluşturarak bir gruplama yapıldığını görüyoruz. Uçabilen kuşlar ve yürüyebilen kuşlar şeklinde. Burada ördek ve deve kuşu için ayrı ayrı özelliklerde de çalıştırabiliyoruz bu kodumuzu. Bu şekilde bize interface segregation'a uygun bir kod yazımı şeklinde yapabiliyoruz. Bununla ilgili de özetle bunları söyleyebiliriz. Bir diğer maddemiz ise dependency inversion principle. Bağımlılığı ters çevirme prensibi olarak da geçiyor bu. İşte bir sınıfın metodun ya da özelliğin onu kullanan diğer sınıflara karşı olan bağımlılığını en aza indirgemelidir. Üst sınıflar alt sınıflara bağımlı olmamalıdır. Tüm somut sınıfların soyutlama yöntemiyle bağımsızlıkları azaltılmalıdır.
Bir alt sınıfta yapılan değişiklikler üst sınıfları etkilememelidir. Özetle aslında bunları söyleyebiliriz dependency inversion için. Daha anlaşılabilir kılma adına bir örnekle açıklamak gerekirse bir alarm sınıfımız var ve içinde start stop adında metotlarımız var. Ayrıca nice house adında da bir başka sınıfımız içinde tanımlama yaptık ve aslında ilk tanımlamamız alarm sınıfına bir bağımlı kıldık bunu. Buradaki alarm sınıfında yaşanılan bir problemde nice house sınıfı da etkilenmiş olacak. Hani bu da dependency inversion prensibinde bağımlılık prensibine uygunluğunun olmadığını gösterir. Peki bunu nasıl çevirebiliriz? Dependency inversion prensibine nasıl uyarlayabiliriz? Çok basit bir örnek tabii ki. Hani bunu daha kapsamlı örneklerle de bir makaleye dönüştürüp Teknasyon'un blog sayfasında, Medium sayfasında yayınlayacağız. Detaylı örnekleri de oradan sunmuş oluruz. Şimdi bunu nasıl düzeltecek olacak, nasıl bir yöntem izleyebiliriz? Şimdi alarm sınıfını koruduk burada ama ana sınıfa bağımlılığı azaltmak için house alarm şeklinde bir alt sınıf yarattık. Ve işte nice sınıfında bağımlılığını sadece ona özel bir sınıfta bağımlılığını değiştirdik. Bu şekilde alarm sınıfında da bir sorun olması durumunda nice house'un hata verme olasılığını düşürmüş olduk. Bu da bağımlılığını azaltmış olduk aslında. Özetle bu şekilde bir örnekle dependency inversion prensibini de açıklayabiliriz. Şimdi ben burada tabii ki bu örnekleri verirken biraz class yapısını kullandım, sınıfları kullandım, object oriented yapısını benimsedik burada kullanırken. Ama bunların dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi çeşitli örneklerinin varyasyonlarını da Teknasyon'un Medium sayfasında paylaşacağız. Burada işte Vue'da işte komponentlerde nasıl kullanabiliriz, React'ta komponentlerde nasıl kullanabiliriz, bu yaklaşımı kendi sayfalarımıza nasıl entegre edebiliriz, modern frontend teknolojilerini. Bunları da bir yazı dizisi halinde paylaşıyor olacağız. Takip etmenizi öneririz. Anlatacağım aslında özellikler kısmen bu kadardı. Tabii ki alternatif olarak yazılım prensipleri yine var. Yani sadece Solid'den ibaret değil. Aslında pek çok yazılım prensibi var. Solid biraz daha kapsayıcı olduğu için biz aslında Solid prensiplerinin detaylarına biraz baktık. Aslında Teknasyon'da frontend ekibi olarak benimsediğimiz diğer prensipleri özetleyecek olursak KISS prensibi var. Bu prensibe göre aslında sade ve anlaşılabilir olmalı kodlar. Yani olabildiğince basit tutmalıyız kodları. Bu yaklaşımı aslında dediğim gibi Solid prensipleriyle de örtüşüyor. Yang prensibi var. O an ihtiyacımız olmayan kodların aslında sistemde olmamasını, yani dahil etmemesini sağlamamız. Örnek vereyim. Ya daha önceden işte tarihlerle ilgili bir işlem yaptınız. Orada tarihle ilgili bir plugin kullandınız veya işte dışarıdan aldığınız bir kütüphane dahil ettiniz projenize. Ama oradaki tarih kullanımından vazgeçtiniz. Ve bu kütüphane hala orada ekli duruyor. O an orada ihtiyacımız olmadığı için onu kaldırmamız gerekiyor. Yani bu tarz prensipler aslında bize kolay, temiz ve anlaşılabilir bir yapı sunmayı sağlıyor. Yine Drive Principle var. Bu da aslında tekrarlı kod yapısını engellemek için tekrarlı kod yapısını düzeltmemizi benimseten bir tekrarlı kod yapısını engellemesini sağlayan bir kod prensip bütünü aslında. Diğerlerinde söyleyecek olursak aktif olarak hani bunlar aslında çok kullanılan yazılım prensiplerinden. Özetle ben de bunları söylemek istedim. Bunun dışında yani Teknasyon olarak biz evet bu prensipleri frontend'e adapte etmeye çalıştık. Çünkü frontend aslında biraz daha böyle bu tarz özellikleri çok böyle uzakta kalan ve hani birer yazılım dili olarak aktif olarak hani çok böyle benimsenmeyen ama aslında genel yazılımın frontend'leri kullanıldığını benimsetmek istiyoruz. Genel kullanmamızın nedeni bu. Sunumumu ben burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buradaki adreslerden bana ulaşabilirsiniz. Özetle bunları anlattım. Sorularımız varsa sorularımızı alabilirim.
Hemen sorularımıza bakalım. Hasan çok teşekkür ederiz bu arada. Evet. İlk Teşekkür sorumuz, ederim. Next desteği olmaması büyük bir eksi değil mi? Next.js'de aslında dediğim gibi yani solid aslında bir soyut kavramdır. Bir yazılıma bakış açısıdır ve bu bakış açısını benimsediğinizde aslında Next.js'in içerisindeki komponentlere bile, komponentlerin beslendiği ortak JavaScript kütüphanelerine bile uygulayabilirsiniz. Yani class mantığında ekstra unity şeklinde ortak kullanılabilen JavaScript'leri toparladığınız bir alanda da bunları kullanabilirsiniz. Biz mesela komponentlerde şimdi kullanmaya özen gösteriyoruz. Yani bu yaklaşım aslında yazılımın yani front-end sektörünün geneline uyarlamaya çalışıyoruz. Böyle bir kullanımı izliyoruz dediğim gibi. Peki. Hasan çok teşekkür ederiz. Sanırım başka soru var mı diye tekrar bir sorayım ben. Başka soru henüz yok sanıyorum. Çok teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim.